Türk Atçılığı'nın derbisi, Gazi koşusu için artık heyecan giderek artıyor. Taylar da yerlerini almayı sürdürüyor. 4 numaralı Fiero Mio hazırlık yapıyor şimdi. Kulvarına doğru yaklaştırıldı Safkan. Fiero Mio kapaklarında kapatılmasıyla birlikte yerini aldı. 5 numaralı Giant Dream, 18 numaralı Strong Legs box dışındalar. Bu iki tayı bekliyoruz. 18 numaralı Strong Legs kulvarına yaklaştırıldı. O da yerini aldı. 5 numaralı Giant Dream box'ın dışında. Şimdi o da 22. ve son tay olarak yerini aldı. Şampiyon adayları box içinde. Beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve Türk Atçılığı'nın derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk Atçılığı'nın derbisi olan Gazi koşusunun 95.'si başladı. Tüm tayların ayaklarının düz basması temennisiyle ilk metreler geçirdikten sonra orta kulvardan liderliği 9 numaralı King Jackson aldı. Hemen dışına 2 numaralı Brave Gladiator geldi. İkisi arasında liderlik mücadelesi var. 2 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Anadolu Aslanı 3. sırada. Bunun 2,5 boy gerisinde 21 numaralı İllüzyon Bariyer dibinde 4.'lükte. Hemen sağ arasına geldi dışından Kır Safkan. 12 numaralı Megaloman 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 3 numaralı Burgas var. Hemen dışına doğru 13 numaralı Overlord atak yaptı. Bunların yanına 18 numaralı Strong Legs gelmeye çalışıyor. Fiero Mio da hemen yanlarında 1,5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda ilerliyor. 11 numaralı Mamba Forever. Bunun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 19 numaralı Turgut Nefes'i yer tuttu. 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 16 numaralı Runner of Darkness var. Runner of Darkness'ın hemen sağ arasına gelmeye çalışıyor iç kulvardan. 8 numaralı Kafkas Bey 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda Redlock var. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı o 20 numaralı Villager Song hemen sağ arasına gelmeye çalışıyor ortadan. 7 numaralı Just Unique tempoyu arttırıp 5 boy kadar öne çıktı. 2 numaralı Brave Gladiator. Takipte 9 numaralı King Jackson var. Bunun 5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Anadolu Aslanı öndeki ikiliyi takipte. Son 800'e gelirken farklar azaldı. 9 numaralı King Jackson liderliği aldı. 2. sırada kaldı Brave Gladiator. Bunun hemen dışına 1 numaralı Anadolu Aslanı geldi. 5 boy gerisinde 4 numaralı Fiero Mio sırasıyla viraj dönülüyor. Heyecan, mücadele, tempo giderek artıyor. Dıştan gelen 1 numaralı Anadolu Aslanı liderliği aldı. Gazi'de son 400 metre 1 numaralı Anadolu Aslanı farkı 4 boya kadar çıkartıyor. Geriden dıştan 12 numaralı Megaloman'ın en dıştan 3 numaralı Burgas'ın ve 14 numaralı Real Runner'ın atakları var. Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgas geliyor. Dışından da Red Dragon atakları var. 3 numaralı Burgas hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor. 3 numaralı Burgas kazanıyor. İkincilik için 14 numaralı Real Runner ve 12 numaralı Megaloman ikilisi fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. 21 numaralı İllüzyon 4. oldu. 1 numaralı Anadolu Aslanı da koşudan 5. olarak ayrıldı. 95. Gazi koşusunda şampiyonluğa Ahmet Çelik'le start alan Sayın Sanem kahramanı sahibi oldu. 3 numaralı Burgas ulaştı. Ahmet Çelik de böylece üst üste 7. galibiyetine imza attı. Kırılması güç bir rekora gitti. Evet, bu senenin şampiyonu Türk Atçılığı'nın derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi koşusunun galibi Ahmet Çelik'le start alan 3 numaralı Burgas.
aldı. Şampiyon adayları box içinde. Beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve Türk Açılığı'nın derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk Açılığı'nın derbisi olan Gazi Koşusu'nun 95.'si başladı. Tüm tayların ayaklarının düz basması temennisiyle. İlk metreler geçirdikten sonra orta kulvardan liderliği 9 numaralı King Jackson aldı. Hemen dışına 2 numaralı Brave Evet sevgili seyirciler, en çok merak edilenlerden bir tanesiydi. Ahmet Çelik Burgas ile 6 defa üst üste kazanmıştı ve bu seriyi 7'ye yükseltmek istiyordu. Ve 7'ye de yükselterek Gazi Koşusu'nun yine bu seneki kazananı Ahmet Çelik ile Burgas oldu. Bu sene 95.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nu az önce siz de Ulusal Kanal TV ekranlarında canlı olarak izlemiştiniz ve favorilerden bir tanesiydi Ahmet Çelik. 14 numaralı Real Runner da favorilerden bir tanesiydi ama en çok merak edilen, az önce de söylediğim gibi, üst üste 6 defa kazanan Ahmet Çelik Burgas ile bu seriyi 7'ye yükseltebilecek mi? Bu konuşuluyordu ve Gazi Koşusu'nun 95.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun kazananı Burgas ile Ahmet Çelik oldu. Evet, size birincilik ikramiyelerinden de bahsetmiştim. Az önce tekrar edeyim. 2.100.000 lira olarak belirtildi bu sene Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi. İkincilik ikramiyesi 840.000, üçüncülük ikramiyesi de 420.000 demiştik. 22 tane safkan atın yarışacağını da belirtmiştik sizlere sevgili seyirciler ve az önce Ulusal Kanal ekranlarından 95. Gazi Koşusu'nu canlı olarak izlediniz. Nefesler tutulmuştu. Evet, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda çok güzel bir havada, çok güzel bir koşu oldu. 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları da yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için piste çıktılar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri yapılan bu yarışın bu seneki kazananı Burgas atıyla beraber Ahmet Çelik oldu sevgili seyirciler. Evet, yarışın tekrarını izliyorsunuz şimdi de, izleyemeyenler için hemen söyleyelim. Elbette dedik ki kazanan at sahibini de zengin edecek. Şimdi koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte de 3 milyon 134.100 lira ikramiye kazanacak. Tabii bu safkanın sahibi aynı zamanda eğer yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737.850 liraya ulaşacak. Evet, demiştik ve katılan yarışçılardan birinci gelen Burgas oldu. Ahmet Çelik ile beraber çok güzel ve çok önemli bir koşu. Bu yılda rekora imza atmış oldu. Bu şekilde 3 numarayla yarışan Burgas Ahmet Çelik kazandı 95. Gazi Koşusu'nu. İstanbul'da bugün hava oldukça sıcak. Çok güzel bir havada yapıldı aslında bu yarış. Ancak tabii nem etkisi ve sıcaklık son derece yüksek. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapıldı yarış. 22 tane safkan atın katılımıyla gerçekleşti.